Son örnek. Bir öğrencinin gözünün arka kısmında optik sinirin hemen yanında bir kesik oluşmuş. Ve bununla birlikte görme sorunu yaşamaya başlamış. Sonunda bir uzmana gitmiş ve uzman da bir yırtık var. Ve bunun iyileşmesinin tek yolu bir iğne ile oraya bir hava kabarcığı bırakmak demiş. Arkada kalacak olan hava kabarcığı gözü ve dokuları ittirdikçe dokuları bir araya getirir ve kesiyi iyileştirir demiş. Mantıklı mı? Şu an durum böyle ve biz böyle yapacağız. Böylece iğneyi almışlar ve çocuğun gözüne batırmışlar. İçeri hava verirken çocuk uyanmış. Operasyonun ortasında çocuk sormuş, bu gümüş şey de ne? Sonra da gözüme soktukları iğne demiş. Bu onun için çok travmatik bir deneyim olmuş. Diğer gözü de kontrol etmişler ve onun da yırtılmaya meyilli olduğunu görmüşler. Doktor göze baktıktan sonra vaktinde gelmişsin. Çünkü diğer gözde yıpranmaya başlamış. Bir yıl içinde diğeri gibi olur. O zaman gelirsin onu da ameliyat ederiz demiş. İğneyi kabul edip herhangi bir analiz yapmadan bu düşünceye teslim olursanız sinir sisteminizi bu yarayla ilgili programlarsınız. Hemfikir misiniz? Çünkü aynı sorunlar çocuğun diğer gözünde de fark edilmiş. İğne işlemi bittikten sonra çocuğun iki hafta yüzü koyun yatması gerekiyormuş. Yüzük koyun başını kaldırmayacak iki hafta. Böylece kabarcık yerinden oynamayacak ve epitel hücreler onarılacak. Neyse operasyon başarılı geçmiş. Çocuğun görüşü de epey düzelmiş. Derken birkaç ay sonra delikanlının diğer gözünde de aynı sorunlar baş göstermiş. Çocuk her şeyi bulanık, haleli ve yarım yarım eksik görmeye başlamış ve tabii haliyle ah tanrım yine mi demiş bunu yapabilir miyim bilmiyorum sonra düşünmüş kuantum alanında mutlaka benim bu sorunu yaşamadan önceki halimin potansiyeli vardır çok güzel bir düşünce değil mi çünkü kuantum alanı geçmiş şu an ve gelecektir tüm alan zamanla sarılmış bu potansiyelin olduğunu düşünmüş peki bu potansiyele uyum sağladığında ve doktor rahatsızlığının İyileşmiş olduğunu söylediğinde çocuğun hissedeceği duygu nedir? Rahatlama ve kutlama. Değil mi? Böylece gözü için büyük bir G harfi yapıyor. Görsel bir canlandırma yapmıyor. Sadece enerjisini değiştiriyor. Bu arada hücrelerin dışındaki reseptör bölgeleri elektromanyetizmaya, kimyasallara olduğundan 100 kat daha duyarlıdır ve bu bilimsel bir gerçektir ve siz enerjinizi değiştirip yükseltirseniz bu antenler size farklı yollarla cevap verir. Neyse <laughs> çocuk G harfini yazdığı elektromanyetik imza ile uyumlanmış ve bedenine gelecekte hissedeceği duyguyu öğretmeye başlamış. Zihninde kutlamalar yapmış, bu duyguyu getirmiş ve rahatlamış. Bunu her gün yapmış ve sonunda gözünün iyileşmeye başladığını fark edip doktora gitmiş. Doktor çocuğun gözüne bakmış, kafasını kaşımış. Çocuğun gözüne bakmış, kafasını kaşımış. Bir yıl önceki fotoğrafa, röntgenlere bakmış, tekrar gözüne bakmış ve ağzından ilk hangi söz çıkmış? İnanamıyorum. Ne oldu bilmiyorum ama hastalıktan eser kalmamış. Gözün sapa sağlam. Çok güzel, artık dert etme. Harikasın. Çocuk doktorun yanından çıkmış. O sırada ne hissetmiştir? Woo! Ah! Artık özgür. Bu kadar kolay olabilir mi?